Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok siyasi bir videoyla beraberim. Sen galiba çok ırkçısın Araplara karşı. Herhalde seni Afgan'a benzetiyorlar öyle mi? Onun için. Para geliyor mu size YouTube'dan? Vergisini ödüyor musunuz onun? Bu programdan sonra muhtemelen başını ağrıyacak. İştahın kaçtı değil mi? Birilerinin zıplayacağını biliyorum. Zıplamalısınız da. Kim devleti soyduysa bunun bedelini ödeyecek. Bu bölümü kesmeyin, canınızı okurum ben. Ümit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ellerim terlemiş. Ellerim terledi, kafam terledi, her yer terledi. Evet. Klimamız akıtıyor. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Suriyeliler ve Afganlar gidince daha iyi olacak. Dışarısı çok Araplı bir bölgeydi burası. Ya gelirken... bakın ya, doğru, çok fazla Arap var bu bölgede ama ben burada AVM'lerde alışveriş yapan yabancılara karşı değilim. Gelsinler, burada dolaşsınlar turist olarak. Alışveriş yapsınlar, Türk ekonomisine bir katkı versinler. Burada hiçbir sorun yok. Yok, gelip ama, gelmemesi konusunu demiyorum ama ben zaten. Gelsinler, gelmeye devam etsinler. Turist olarak ve turist olarak da gitsinler ama... Türkiye'de sığınmacı, mülteci, kaçak adı altında kalıcı hale gelmesinler. Evet, bu konuda ben de aynı şekilde düşünüyorum ama ben şeyi soruyorum. Sizce bu Arap turist sayısındaki artışın bir sebebi olabilir mi? Tabii Batı'da ciddi önlemler alınmaya başladı Araplara karşı ve Türkiye birçok Arap için Batı'daki bir ülke ve eskiden bunlar Suriye'ye daha fazla giderlerdi. Yani Arap dünyası için eskiden Batı Suriye'de başlıyordu. Fakat Suriye iç savaşından sonra Batı'ya gitmek isteyen Arap elitleri Batı'da da vize zorluklarıyla karşılaşınca doğal olarak Türkiye'ye yönelmeye başladılar. Yarın Suriye'de tamamen ortam Arap ülkeleriyle diplomatik ilişki anlamında tesis edilsin. Bu gelenlerin bir bölümü tekrar Suriye'ye gitmeye başlayacaklar. Yani Suriye meselesi çözülünce Arap turistler bile azalacak. Tabii kesin. Öyleydi zaten bu. Evet. Bunun çok efkarlandın ya. Ben üzülüyorum ya. Bağırıyorlar. Yok, sen falan. Galiba çok ırkçısın Araplara karşı. İlk defa biz birisini ırkçı olmakla suçladık. Arkadaşa nasip oldu bu da yani. Çok bağırıyorlar. Sürekli bağırıyorlar. Evet. Yani güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum direkt. Tam mülteci konusu bence daha fazla üzerine konuşacağımız bir konu. Ama evet, siz çok fazla mülteci konusunda konuştuğunuz için siz de biraz sıkılmışsınızdır diye. Ben farklı farklı şeyler hakkında size bir sürü olur, soru tabii soracağım. Bir lokma yiyelim mi? Ben yedim bile, başladım bile ama sen istersen at bir lokma daha. Kayıt yoktu tabii oğlum, ben biraz yiyeceğim hocam, kusura bakmayın. Nasıl? Beyti sorma. Gayet güzel. Hatta reklamını da yapalım değil mi? Aynen, Hasan Usta. Evet. Hasan Usta kebap. Ben tadına baktım, harika. Hatta bir tane de alıp yanımda götüreceğim. Hasan Usta, sana da çok teşekkürler. Hocam siz Japonya doğumlusunuz. Evet. Japon esprisi mi yapacaksın şimdi? Japonya ve bizim kültürümüzü şu şekilde Hasan Usta bir sürpriz yapmış. Aa, sushi çiğ köfte. Sushi çiğ köfte. Aynen, harika. Böyle bir tasarım var. İnanılmaz bir, evet, tasarım. Ama herhalde bunu balıkla karıştırmamıştır. Yok, balık yoktur onda. Etli mi bu? Etsizmiş hocam. Etsiz. Güzel mi? Ama çok güzel. Bunu da programdan sonra yemek üzere alıyorum. Alkoldeki ve sigaradaki inanılmaz ÖTV zammı hakkında önce bir düşüncenizi, sonra eğer siz seçilirsiniz ne yapacaksınız, yaptırımınız ne olacak, onu alabilir miyim? Yani? Tabii alkolde ve sigarada büyük zamlar ve fiyat artışları olduğunu biliyoruz. Esasen bunu sadece alkole ve sigaraya yapılan özel tüketim vergisi zammı olarak düşünmeyelim. Türkiye'de vergi sistematiğinin dolaylı vergilere yönelmesinin bir sonucu olarak düşünelim. Bir sigarayı bir milyoner aldığı zaman da aynı vergiyi ödüyor. Bir işçi aldığı zaman da aynı vergiyi ödüyor. Bir defa biz bu sisteme karşıyız. Doğrudan vergilerin ekonomi içerisindeki payının arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada adaleti sağlamamız lazım. Adaleti sağlamamız. Gelir vergisi artacak ama diğer ürün satın aldığımız dolaylı vergilerin düşecek. Vergi oranları düşecek. Şimdi bu içki ve sigarada o kadar abartıldı ki insanlar evde içki üretmeye başladılar. bu o kadar abartıldı ki insanlar kendi sigaralarını kendileri sarmaya başladılar. Tabii bu arada sahte içkiler piyasaya girdi. Fakat bütün bunlardan daha trajik olan içki fiyatları artarken uyuşturucu fiyatları azalıyor. Hı hı. Ve şu sabit bir bilgi, içki bulamayıp içkinin yerine uyuşturucu kullanmaya başlayan bir sınıf ortaya çıktı. Bu korkunç. Esasen Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan bir tanesi uyuşturucu sorunu. Uyuşturucu da göçle doğrudan bağlantılı. Neden?
Çünkü dünyada eroinin merkezi neresi? Afganistan. Uyuşturucu haplarının merkezi neresi? Bizim de kontrol ettiğimiz Suriye'nin kuzeyi. Şimdi siz Suriye'nin buradan kuzeyi mi? Evet, Suriye'nin kuzeyinden Amsterdam tarafları Türkiye'ye geliyor. Hayır, Türkiye'ye Kaptagon vesaire haplar buradan geliyor. Savaş lordları tarafından onların kontrolünde üretiliyor. Bir bölümü Türkiye'de limanlar üzerinden Arap dünyasına yollanırken Arap ülkelerine, bir bölümü de Türkiye içerisine giriyor. Afganistan'dan birçok insan görüyoruz Türkiye'ye gelen. Şimdi siz Afganistan'dan Türkiye'ye gelseniz veya Türkiye'den Almanya'ya gitseniz küçücük bir sırt çantasıyla gelmezsiniz. Mümkün olan en büyük şeyle gelirsiniz ihtiyaçlarınızı karşılamak için. Ama bakıyoruz Afganistan'dan adam küçücük bir sırt çantasıyla kalkmış Türkiye'ye gelmiş. O sınır videolarında koşuyorlar sırt evet. çantasıyla. Şimdi su koyamazsın onun içine. Ha, bu adam ne getiriyor? Eroin. Hepsi mi ama? Hepsi değil ama önemli bir bölümünün eroin kaçakçılığında eleman olarak kullanıldığını biliyoruz. Yol üzerinde bundan İran istihbaratı payını alıyor. Yol üzerinde bundan PKK payını alıyor. Ondan sonra bunlar Türkiye'ye getiriliyorlar. Türkiye'de İstanbul'a kadar uzanan bir sevk ağı var. Bu sevk ağı üzerinden buraya getiriliyorlar ve Türkiye artık eroinde sadece transit ülke olmaktan çıktı. Hedef ülke haline geldi. Yani sınırdan sırt çantasıyla koşarak gelenler eroin de getiriyor. Eroin de getiriyorlar tabii, hiç şüpheniz olmaz. Ama yani şehir içinde bu kadar fazla uygulamalar, çevirmeler, denetimler yapılırken orada yani ama bu böyle doğru değil ki hiç. Ya, hakikaten bu kadar saf mısın ya? Ama çok yanlış gerçekten. İçeri oradan alıyorsunuz da burada bin tane çevirme var. Şimdi kimi çevireceklerinin, kimi çevirmeyecekleri, nasıl bağlantıların kurulduğu ayrı tartışma konusu. Beni hep çeviriyorlar. Herhalde seni Afgan'a benzetiyorlar öyle mi? Onun için mi çeviriyorlar? Yusuf'la ben öyle bir özelliğimiz var evet. Dediniz ki içki fiyatları. Aynen. İçki fiyatlarından, sigara fiyatlarından nereye geldik? Uyuşturucuya. Uyuşturucudan nereye geldik? Yine illegal göçe geldik. Evet. Çünkü illegal göç hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Enflasyonda da karşımıza çıkıyor. Suç oranlarında da karşımıza çıkıyor. İçki fiyatlarında da karşımıza çıkıyor. Peki son olarak bunu mesela basitleştirebilir miyiz? Mesela şu anda yeni rakı 70'lik atıyorum 400 lira. Belki daha fazladır, bilen var mı bu? 400'den yola çıksak. O mesela kaça düşecek? Şimdi ben rakı içmiyorum, daha içki içmiyorum. İçki fiyatlarıyla da bir ilgim yok. Bilmiyorum. Sigara da içmiyorum. Ya oran orantı olarak hesaplayacak olursak. Ondan sonra size biz Zafer Partisi iktidara gelince rakı fiyatları 400 liradan 300 liraya düşer diyemem. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kimse bundan sonra evde rakı yapmak zorunda kalmaz. Rakı yerine de uyuşturucuya kaymaz. Bu gece 1'de başlayan çok güzel bir müzik yasağımız var. Müzik yasağı olacak mı? Siz iktidara gelirseniz böyle hayır, bir yasak. Hayır, şimdi bakın festivalleri yasak diyorlar. Evet. Yani yeni bir kafalarındaki toplum tipi adeta uyandırılmaya çalışılıyor, oluşturulmaya çalışılıyor. Başka insanların dinlenmelerini rahatsız etmediğiniz sürece kentin belirli eğlence alanlarında, yaşam alanlarından uzak, yani gece ertesi sabah okula gidecek veya uyanacak veya hasta olan bir anneyi uyandırmayacak şekilde isterseniz sabaha kadar müzik yapın. Bunun önünde bir engel olmamalı. Bir tane komik soru sorayım. Kredi kartı limitiniz kaç para Ümit Hocam? Bilmiyorum gerçekten. Hiç bilmiyorum. Galiba 45 bin lira falan. 45 bin lira mı? Galiba. Tamam. Benim niye 60 bin lira? Herhalde sen benden daha iyi para kazanıyorsun. Yok valla şu an öyle değilim. Ya. Şu an çok kötü. Ben bir YouTuber olarak hep zengin olduğumuzu düşünüyorum. Sizin de çok kulağınıza geldi mi? YouTuberlar dolarla para kazanıyor diye. Onu hiç duydunuz mu? Sizin duydum de YouTube kanalınız var şey. Çünkü. Evet, duydum. Para geliyor mu size YouTube'da? Geliyor. Vergisini ödüyor musunuz onun? Yani 3 defa geldi, daha vergi falan ödemedim. Yani YouTuberlar dolarla kazanıyor muhabbeti inanılmaz bir boş. Burada hep söylüyorum her videoda ama ısrarla bana yorumlarda hala zengin muhabbeti yapıyorlar. Geçen yıl kazanılan dolarla bu yıl kazanılanı hesapladık. TL aynı. TL kazanıyor. Evet. Çünkü YouTube şu an bu videoda mesela aşağımızda reklam çıkıyor. Türkçe bir reklam çıkıyor. Evet. Ya demek ki bir Türk vermiş. Tabii firması. Evet. Ama diyorlar ki dolarla kazanıyorsunuz. Ya o TL, Türk reklam veren TL'yi veriyor. Bu dolara dönüyor. Dolar bize geliyor gibisinden. Yani YouTuber'lar çok fakirleşti hocam. Ben bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok... durumun ne kadar trajik olduğunu gördünüz. En çok YouTuber'lar fakirleşti. Evet. Evet. Ekonomi ne olacak hocam? Galiba birazdan sana bir rakı getirecek arkadaşlar. Ondan sonra yanına da biraz peynir. Sen evet. efkarlandın çünkü. Şu an gelseniz iktidara ne yapılacak ve ne kadar sürecek ekonominin düzelmesi? Dolar mesela ne zaman 4 lira olacak? Hmm. En iyi ihtimalle ne zaman 4 olacak? Çok zor geliyor bana. Evet. Öncelikle biz neoliberal rant ekonomisinden sürdürülebilir planlı kalkınmayla bir üretim ekonomisine geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz.
Ne anlama geliyor bu? 20 seneden bu yana Türkiye, Türk halkı, devlet gelirine göre değil kredisine göre yaşıyor. Yani o ne demek hocam? Borçlanarak yaşıyoruz. Bütün dünya öyle yapmıyor mu ama? Tamam. Bütün dünya ama bunu üretimle veya dünyanın zengin ülkeleri bunu üretimle kapatıyorlar, ödüyorlar. Biz ise üretimden 20 sene içerisinde her geçen gün birazcık daha koptuk. Yani %16.5'i reel sektörken 2002'de Türk ekonomisinin bugün %13'ü veya %12'si bu arada bir yerde reel sektör oldu. Reel sektör ne? İmalat sanayi. Yani imalat sanayi küçülüyor. Tarım küçülüyor, hayvancılık küçülüyor tarım ama inşaat sanayi büyüdü. Sürekli AVM'ler yaptık. Fabrikaları yıktık, AVM yaptık. Fabrikaları yıktık, oteller yaptık. Fabrikaları yıktık, rezidanslar yaptık. Laboratuvarları kapattık, Hıfzı Sağ Enstitüsü gibi. Aşı üretimini durdurduk. Dışarıdan almak daha ucuz dedik. Türk hayvancılığını desteği kestik. Şimdi süt inekleri kesilmeye başlandı. Durum bu kadar felaket. Ya biz dışarıdan getiririz dedik. Belirli grupları zengin etmek için. Angus falan geldi. Evet, onlar belirli grupların zengin edilmesine yönelik operasyonlardı. Köylümüzü tarımdan koparttık. Büyük şehir yasasını çıkartıp köyleri mahalle yaptılar. Özetle Türkiye üretimden koptu. Ve bu arada üretimden koparken... Araya bunu destekleyecek bir şey soracağım. Ya bunlar yaşanırken hani sürekli dışarıdan ucuz diye alıyoruz ya. Bu ülke bir şey üretmezken dışarıdan sürekli bir şey alıyoruz. Bu nasıl dengelenecek? O zaman bunun planı yok muydu? Yoktu, konuşulmadı. Ve nasıl olsa para var diye ucuz dolardan sonra diye... Türk lirası yüksekti ve kredi olarak dünyada da bol para vardı. Ama dünyada bunu akıllı yöneten ülkeler oldu. Bu parayı alıp yatırıma kullandılar. Biz bu parayı aldık, AVM'lere yatırdık. Lüks tüketime yatırdık ve şimdi ödeme zamanı geldi. 600 milyar dolar borcumuz var dolar olarak. Fakat bunu ödeyebilecek, vadesi gelen borçları kapatabilecek paramız yok. Bunu sağlayacak gelirimiz de yok. Onun için borçları da yeni borçlar alarak ve daha yüksek faizli alarak çevirmeye çalışıyorlar. Bunun bir sonu yok. Bu sonunda ne olacak biliyor musunuz? İflas olacak. Bu tam bir iflas. Bir devlet iflasına doğru gidiyoruz biz. Biz de toplum olarak tam bir tüketim toplumuna dönüştürüldük. Sigara içiyor musunuz? Yok ben. Tamam. Bayağı. Güzel. Sigara içen arkadaşlarımız kahvelerini aldıkları zaman kışın çıkıyorlar. Kafeteryada oturuyorlar. Üstlerinde doğalgaz sobası. Hem işte soğukta kahvelerini içmekten kurtuluyorlar hem de rahat rahat sigaralarını içiyorlar. Bunu mesela kendi doğalgazını çıkartan Norveç'te yapamıyorsunuz. Neden? Diyor ki Norveç gökyüzünü ısıtacak kadar zengin bir ülke değil. Açık alanda açılmıyor mu? Hayır. Açık alanda içiyorsun ama doğalgaz sobası yakamıyorsun. Allah Allah. Peki Norveç'te kişi başına düşen gelir ne? 48 bin dolar. Türkiye'ne kadar 7500 dolar. Ekonomide mucize yok. Ekonomide rasyonel planlama ve çalışma var. O çalışırsan, ne kadar şey bir şeymiş ya. Çalışırsan, üretirsen kazanıyorsun. Biz de çalışan ve tekrar üreten bir toplumsal yapı oluşturmak zorundayız. Onun için önce boşa giden harcamalarımız var. Büyük bir tasarruf projesi hazırladık. İlk yıl 30 milyar dolarlık bir tasarrufumuz olacak. Bazı kalemleri sayayım mesela. Bakın 9 milyar dolar yılda Suriyelilere harcıyoruz. Bunu Avrupa'dan ödenek alınmıyor muydu onun alınıyor için? Alınıyor mu? Yani şöyle biz 100 milyar dolar harcadık. 12 milyar dolar da Avrupa'dan geldi. Çok vermişler. 112 milyar dolar. Tamam mı? Hepsi. Onun tamamını vereceklerdi. Öyle bir muhabbet vardı. Yıllar önce 12 milyar dolar çok az vermemişler. Evet, çok azdır. Gerisini sen ödedin biliyor musun? 1300 dolar sen ödedin. Hayırlı olsun. Ben zaten sürekli bir yerlere borç ediyorum. Yani. Evet, şimdi Suriyeliler ödüyorsun. Güzel. Bu programdan sonra muhtemelen başını ağrıyacak. Gerileceksin. Eczaneye gideceksin. Bir aspirin isteyeceksin. Paran yetmeyecek. Ama o sırada da Suriyeli gelecek. Senin alamadığın aspirini fiyat parasını senin ödediğin bir yapı içerisinde o alacak ve çıkacak. Öyle oluyor mu? Direkt öyle oluyor. Başka mı alıyorlar? O bedava alıyor çünkü. Bedava almıyor. Sen ödüyorsun parasını. Evli misin? Yok değilim. Düşünüyor musun evlenmeyi? Yani nasip olursa. Nasip olursa. Çocuk da istiyor musun? Çocuk istemiyorum şu an. Belki ama yani evlendikten sonra çocuk isteyeceksin. Biraz belki yaşlanacak. De ki olmadı. Tüp bebek yapmaya karar verdiniz. Hı hı. Gideceksin eşinle. Suriyeli tüp bebek mi yaptırıyor? Ben... Dur bak dur hocam, anlatayım. Bu kadar da... Dur anlatayım. En az bugünün fiyatıyla 17 bin lira ödemek zorundasın. O evet. Da en ucuz şeyde. Özel hastane falan değil. Yani. Ümraniye Devlet Hastanesi'nde. Ha, devlette tüp bebek paralı. Var tabii paralı. Tamam. En az 17 bin lira. Suriyeli'ye bedava. Suriyeli'ye niye bedava abi? Şimdi bu hani insan haklarından da ziyade neden? Gerek mi var? Devam edelim mi? Türklerde doğum oranı 1.9, Suriyelilerde 5.3.
5.3 evet onlar bayağı şey yapıyor. Evet. Senin bir çocuğun doğduğu zaman onun karşısında 5 tane Suriyeli çocuk doğacak. Evet, nüfus artıyor bayağı. Ve burada doğanlar Türk vatandaşı olarak mı doğuyor yoksa? Hayır, olmuyorlar. Olmuyorlar ama sürekli vatandaşlık veriliyor AK Parti tarafından. Çünkü Türk seçmenden kaybettiklerini Suriyeli seçmenle dengelemeye çalışıyorlar. Sizin bir açıkladığınız sayı vardı kaçta? 13 milyon sığınmacı var. 1 milyon 400 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verdiler. 250 bin kadar da değişik uluslardan verdiler. Yani 1 milyon 720 bin civarında şu anda vatandaş olan yabancı var. Suriyelilerde hedef 3 milyon. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Birkaç gün önce Mustafa Sandal'la yemek yedik. Hı-hı. Mustafa Sandal bana bir şey anlattı. Dedim ki Mustafa ben bunu anlatabilir miyim televizyonda? Anlatın tabii hocam dedi. Mustafa Sandal'ın ilk eşi çok meşhur bir şey sanatçısıydı. Ses sanatçısıydı değil mi? Hı-hı. Boşnak uyrukluydu. Türkiye'ye geldi. Vatandaşlık almak için 7 sene çalışmış. 7 sene. 7 sene evet. Boşnak olarak gelip 7 sene çalışmış. 7 sene. Eve gelip sormuşlar. Yani gerçekten evli misiniz? İşte kocan ne tür yemekleri seviyor vesaire. Ne zaman olmuş bu? Geçtiğimiz 10 sene içerisinde olan şey bu. Ama Türkiye'ye gelmeyen Suriye'de yaşayan adama Türk vatandaşlığı veriyorlar. Bayramda Suriye'ye tatile gidiyor. Evet. Adama soruyorlar bak kendisi başvurmuyor. Türk vatandaşı olmak ister misin diye soru yollanıyor. Vatandaş olmak isteyene vatandaş ya böyle mi? Tercih mi bu ama bu şekilde bu olacak bir şey mi? İştahın kaçtı değil mi? Yemiyorum ki zaten. Mülteciler gidecek. Evet. Bu birinci kademe. Ondan sonra... Bak bir, iki, 7 milyar dolar insani yardım yapıyoruz evet yurt dışına. Evet ya yurt dışına. Evet. Biz zor durumda değil miyiz? Biz, evet. Bize sen yapsınlar... sen insan değil misin gözünü seveyim ya? Ben sen insanım ya. İnsansın. Bence de insansın. Ben insanım. Ben yoruldum evet. Ya. Sana da insani yardım yapsınlar. Fakir ama YouTuber sen, mı olur ben? Sen Türksün. Onun için senin cebinden 7 milyar dolar yardım yok diyor. 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada en fazla yardım yapan ülke Türkiye. Gayri safi milli hassasına göre de en fazla. Amerika'nın açık da önünde. Ara, yani biz Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan daha fazla yardım yapıyoruz. Ya tabii ki ben de diyorum ki ya bu haksızlık biz bunu yapmayalım. Bak 9 artı 7 ne oldu? 16 milyar. 1300 Suriyelilere bizim cebimizden çıktı. 1300 dolar 10 yıl içinde her tür Türk vatandaşının cebinden çıkan. 1100 falan da bu şeyden çıktı galiba dışarıda. Yok. Bunun miktarı 71 milyar 250 milyon dolar. Bu 20 yıl içerisinde verilen para yalnız. Suriyeliler için son 11 senede. Evet. Bunun için daha dolar falan. Bunun için daha az çıktı bizden. Ama şimdi bak ikisini bir araya getirdiğiniz zaman 16 milyar dolar oluyor. Evet. Peki neler yapacağız daha? Dış yardımlar kesilecek ikinci. Evet. Çok azaltılacak. Yok keseceğiz, keseceğiz. Yani şu an komple keseceğiz. Şu anda bizim paraya ihtiyacımız var. Tamam. Biz dolarla borç alıyoruz, ondan sonra başkasına yardım yapıyoruz yani. Böyle var mı böyle bir dünya? Bizim iktidarımızda olmayacak. Bütün uçak filosunu satıyoruz. Hangi uçak filosunu? Erdoğan'ın uçak filosunu. Cumhurbaşkanlığı filosu. Evet, Cumhurbaşkanlığı filosunu satıyoruz. 10 uçak, 13 uçak var. 13 tane uçak mı var? Evet. Evet, bunları satıyoruz. Bunlarla gelecek bir gelir var. Onlar çok para eder mi uçaklar ya? Yani devlet çapında bakarsak. Ediyor. Yani belirli bir şeyi karşılıyor. 1 milyar. Ondan sonra karşılıyor, alanı karşılıyor. Bu kamu özel işbirliklerinden geçsen de geçmesen de ödediğin köprüler var vesaire. O ben not almıştım onu. Köprüler ne olacak? Onları da kamulaştıracağız. Tamam. Ya da diyeceğiz ki kardeşim yeniden bir anlaşma yapıyoruz. Bu böyle devam etmez. Ama bu garantiler... söz konusu değil. Türk halkının bunları ödemesi düşünülemez. Ama bu sözleşmeler imzalanmış ya bir... Yeniden oturacağız yapacağız. Sıkıntı çıkmaz mı orada? Çıksın. Sıkıntı çıkmadan olmuyor bir şey. Bir şeylerin düzelmesi için sıkıntıların çıkması gerekiyor tabii. Bir milli devletle kimse başa çıkamaz. Yeter ki milli... çıkamaz da... milli devlet karar alsın. Şirketin bağlı olduğu ülke... Şirketlerin bağlı olduğu ülkeler devreye gireceklerdir. Onlarla da ayrıca oturup görüşeceğiz. Türk halkının sömürülmesine izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Bizim önceliğimiz yabancı şirketlerin faiz gelirleri değil, Türk halkının refahı olacak. Tamam, i̇şte bu listeyi biz yaptık, oturduk. Yılda, ilk yılda 31 milyar 250 milyon veya 350 milyon dolar gibi bir yekün çıktı. Mesela SYK'daki büyük borcu yeniden yapılandıracağız. Oraya bir şey tahsis edeceğiz. Böyle SYK'nın batmasını engelleyeceğiz. Bu parayı yatırıma aktaracağız ve imalat sanayinde çarkların dönmesini sağlayacağız. Ondan sonra Türk köylüsüne, diyeceğiz ki çiftçisine, biz şu ürünlere alım garantisi veriyoruz. Sen buğday üret diyeceğiz, ihtiyacımız var. Sen patates üret, ihtiyacımız var. Sen soğan üret, ihtiyacımız var. Şu fiyattan alıyoruz diyeceğiz. Yani zarar olacaksa köylünün elinde değil, devletin elinde olsun. Ve
Böylece fiyatları düşüreceğiz. Üretim gıda fiyatlarını da düşüreceğiz. Tabii bu arada üretim artacak. Bu insanlar da geri döndüğü için 13 milyon insanı daha fazla beslemediğimiz için hem elimizdeki ürün daha fazla olacak, fazlasını ihraç edeceğiz. Hem Türkiye için de bu ürün düşük olduğu için geliri daha fazla, fiyatı da daha düşük olacak. Hem de üretici devlet garantisi olduğu için ürettiği malın elinde kalmayacağını, onu imha etmeyeceğini bilecek ve rahat üretecek. Bu su krizinden de mesela ben sizden başka bahseden duymadım. Tabii su krizi. Bence çok büyük problem gerçekten. Sadece su krizi değil, aynı zamanda bak küresel ısınmanın beraberinde getirdiği bir şey bu. Onu ben hissediyorum. Küresel ısınmayı ben burnumun kanamasıyla anladım hocam. Benim burnum yaz ayları kanardı 10 yaşındayken. Ben 2-3 yıl önce falan daha herkes ciddiyetine varmamışken dedim ki değişti devir. Mayıs'ta başlardı burnumun kanaması, Ağustos'ta biterdi. Meteoroloji teşkilatı bunu seyrediyorsa sana iş teklif edecek. Daha doğrusu burnuna iş teklif romantizma edecek. Romantizma gibiydi. Kesinlikle burnuna iş teklifi alacaksın. 1 Mayıs sonra kanamadı. Sonra diğer ben sene yine kanamadı. Ben bu konuyla ilgili çok literatür okudum. İlk defa senin burnunla karşılaşıyorum. O nemden dolayıydı galiba. Burnum kanardı hep. Kanamadı. 2 yıl boyunca kanamadı. Dedim ki tamam, gelmiş o küresel iklim değişikliğimi. Evet. Şimdi de benim odadan anlıyorum. Yalıtım yaptırdım odanın etrafına. Evet. İçerisi yanıyor hocam. Evet. Böyle bir sıcak yok. %100 nem oranı var. Felaket bir durum. Bu küresel ısınma gerçekten çok büyük problem. Benim güzel Antalya'm cehenneme dönecekmiş gibi hissediyorum. Çok korkuyorum. Su kalmayacak. Gerçekten çok korkuyorum. Çok doğru. Bak şöyle 2016'da Devlet Su İşleri'nin yapmış olduğu bir etüt var. 2040 yılında Antalya'nın da içinde bulunduğu Akdeniz Havzası'ndaki kentlerimizde yağış oranları %35-%40 azalıyor. Zaten çok az. Ve şey yükseliyor. Isı Kahire iklim kuşağına doğru yükseliyor. Zaten yani 20-27 derece yıllık ortalamaya. Tamam, bu belirli belirli ürünlerin artık Akdeniz'de üretilemeyeceği anlamına gelecek. İnsanların bir bölümü, hani bugün Akdeniz'de otellere gidiyorlar ya, hayır Akdeniz'e gitmeyecekler. Karadeniz tatiline gidecekler. Tabii burada aynı kuşakta düşün, Suriyelilerin sayısı artarsa, kalırlarsa ne olacak? Kaynak savaşları çıkacak. İşte bütün bunları öngördüğümüz için biz diğer siyasi partilerden farklı olarak küresel gelişmeleri, küresel gelişmelerin doğaya yansımasını, küresel gelişmelerin büyük göçleri tetiklemesini, bu büyük göçlerin beraberlerinde savaşları getirmesini, ekonomik çöküşlere neden olduğunu bildiğimiz için bu öngörülerle siyaset yapıyoruz. Bu siyaset yapısı, bugünkü zihniyet, ümmetten kim olursa olsun gelsin deyip sınırları açmış durumda. Bu işin ticaretini yapıyorlar. Bak Van'dan Afganlar alınıyor, Karadeniz'de bir ile getiriliyor. O Karadeniz'deki bir ilde değişik vatandaşlık işlemleri yapılıp vatandaş haline getirilip Anadolu'ya sarılınıyorlar. Bu siyasi destek olmadan olmaz. Bu programı izleyince birilerinin zıplayacağını biliyorum. Evet, zıplamalısınız da bu nedenle hangi cinayetlerin işlendiğini de biliyoruz. Bu konunun gizli kalması için gereken cinayetler mi yoksa mülteci cinayetlerini mi kastediyorsunuz? Anlaması gereken anladı, sen anlamadın. Ben anlamadım. Tamam, boş ver, önemli ben değil. Ben anlamadım. Arkadaşlar, arkadaşın kalp atışlarını duyuyorum zaten ya. Adam gitti gidecek, tansiyon düştü, yükseldi. Hocam ben Soylu'dan korkuyorum çok. Bakın ne dedi arkadaşlar, Soylu'dan korkuyorum. Bu bölümü kesmeyin, canınızı okurum ben. Tamam, bu bölüm yayında olacak. Ümit hocam, sizin videonuzdan sonra bir 60 darbesiyle ilgili bir araştırmam oldu. Şimdi 80 darbesini anlatacağım. Siz 80 darbesine giden sürecin ete kemiğe bürünmüş halisiniz. Çok merak ettiğim bir şey var. Hiç o süreçte solcu yaraladınız mı? Hiç kavgalara katıldınız mı? Vücudunuzda o dönemlerden kalan bir yara falan var mı? Şöyle söyleyeyim, çok kavga ettim. Var mı herhangi bir yaranız falan? Yaralandım, kavga ettim. Bu kadar ama yani. Anladım. Geçmiş geçmişte kalmıştı. Tamamdır hocam. Ha. Başkanım tatil için şaşmayın. Şimdi şöyle bak mesela, size bir olay anlatayım. Alanya güzel diyorlar başkanım. Ne diyorsun oğlum? Kleopatra plajı var. Ankara Koleji'nde öğrenciydim. Bir gün bir solcu öğrenci demir bir sandalyeyle bana saldırdı. Ben başımı eğdim, bana vurdu. Başımı eğdim ve benim başımın üzerinden geçti. Bir kız öğrencinin sırtına geldi sandalye. Sizi sıyırdı. Evet, beni sıyırdı, bana değmedi. Şimdi bu sandalyeyi savuran arkadaş, o zaman Dev Sol veya Dev Yol üyesiydi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde onkoloji profesörü. Bir. Evet. Zafer Partili. Evet. Sandalyeyi yiyen arkadaş da, o da şimdi Zafer Partili ve Zafer Partisi'nde çalışıyor. Öbürü de destek oluyor. Hocam bir şey daha soracağım. Bu gerçekten merak ettiğim bir soru. Bir programda şey dediniz. Size şöyle sordular.
Şimdi göçmenleri yollarken Avrupa size bir ambargo uygular mı, herhangi bir yaptırım yapar mı? Siz dediniz ki canları cehenneme. Evet. Şimdi biz ister istemez halk olarak korktuk. Çünkü işin sonunda siyasilere bir şey olmuyor, bize oluyor. Tayyip Erdoğan da aynısını Rahip Brunson olayında yapmıştı. Benim garibim Murat'ımın dolar borcu yükselmişti o zaman. Biraz depresyona girmişti. İşte Ömer'imin sofrasındaki porsiyon düşmüştü falan. Daha gerçekçi bir politikanız var mı yoksa sert şimdi misiniz? Bak, şimdi bak şöyle, bu gerçekçi bir politika zaten. 13 milyon sığınmacı, kaçak bu ülkeye gelecek. Avrupa onları almamak için içine sınıra çelik duvarlar örecek. Adına Eurofront diyecek, yani Avrupa Kalesi diyecek. Sonra da bana diyecek ki sen bunları geri yollayamazsın. Sana ne ya? Diyebilir mi bunu? Diyemez. Tamam. Ben milli egemen bir devlet miyim? Evet, egemen bir devlet. Yani bu insanları sevdikleri için, bu insanların iyiliğini istedikleri için Türkiye'de kalsın demiyorlar. Bize gelmesin diye. Siz istiyorum. Direkt alıp kendi memleketine mi götüreceksiniz? Hadi nereye gidiyorsanız gidin demek istiyorsunuz. Biz burada diyoruz ki Avrupa Birliği ile bir işbirliği yapalım. Eğer Türkiye'de kalırlarsa Orta Doğu'nun sınırları Gaziantep'te değil, Edirne'de bitecek 10 sene sonra. Bu sizin de aleyhinize. Gelin biz bu Eurofront'u Anadolu Kalesi ile genişletelim ve sınırları ancak Avrupa'nın sınırlarını da ancak Gaziantep'ten, Şanlıurfa'dan başlayarak kurarız diyor, kurtarırız. Ne yapılabilir? Mesela Suriye'nin kuzeyi yeniden inşa edilecek. Türk inşaat firmaları girer. Türkiye'de Siemens'te elektrik altyapısını alır. Türkiye bilmem ne altyapısını alır. Bir Fransız firmada o altyapıda bir başka taşeronluğu alır. Bunun finansmanını Avrupa Birliği kaynaklarından sağlarız. Biz de hiç olmazsa bu harcadığımız 100 milyar doların bir kısmını geri kazanırız. Buna ihtiyacımız var. Ekonomimizin ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'de gelişmiş bir inşaat sektörü var. Biz bu inşaat sektörünü AVM'lerden fabrikalara yönlendireceğiz. Yurtlara yönlendireceğiz. Yani şunun sözünü rahatlıkla vereceğim partim adına. Bir sene içerisinde bütün Suriyeliler, Afganlar, hepsi vatanlarına dönecek. İki, bir sene içerisinde Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerine tek kişilik yurt odası temin edeceğiz. Gerekirse belirli binaları kamulaştırarak. Çünkü ben bunu 40 sene önce Almanya'da öğrenciyken tek kişilik odada kalarak yaşadım. Yani bugün 8 öğrenci aynı odada yatıyor ve üniversite eğitimi yapıyor. Ya 8 tane ineği koymazsın yan yana ahıra ya. Hani soruyorlar neyle yollayacaksınız? Karayoluyla yollayacağız. Neyle? Zafer Turizmi. Evet, yani yollayacağız. Ben mancınık ekledim. Atıyordum böyle. Evet. Ama yani... Rahatsız olmadınız mı ondan hocam? Yok, hayır. Yani bu işlerin esprileri olur böyle ama gerçekçi Türkiye'nin dostları olarak gitsinler ve Türkiye'ye ileride turist olarak gelsinler. Biz de turist olarak oraya gidelim. Şimdi benim kardeşimi örnek veriyorum ben size. Bazı insanlar yolda mülteci görünce kanları donuyor. Çok sinirliler. Hani bir olay yaratıp direkt hani hıncını almak istiyorlar. Bunlar sizce suçlu mu yoksa gerekli olarak haklılar mı böyle bir nefret beslemelere? Şimdi yani biz de zaten bundan korkuyoruz. Bakın bu sonuçta bir patlama getirir. Bu yabancı servisler tarafından Türkiye'yi kışkırtmak isteyen, karıştırmak isteyen kışkırtılır. Onun için buradan sizin aracılığınızla tekrar bu kızgın insanlara, Türk insanlarına seslenmek istiyorum. Kardeşim başta olmak üzere. Adı ne? Yunus. Yunus oğlum bak, kimseyi dövme. Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket vermesin. Tamam. İç savaş yaşadılar yani. Ama öfkeni sandığa sakla. Götür Zafer Partisi'ne oy ver. Ve ondan sonra biz seni Zafer Turizm'de işe alalım. Tamam mı? Eğer direksiyonun varsa tek yön istikamet Şam, Kabil, otobüs şoförlüğü yaparsın. Bu zamanda Osmanlı'nın son döneminde yaşanan bazı göçle ilgili olaylar var, tarihsiz olaylar. İki taraf içinde, Türk içinde, Yunan içinde, Ermeni içinde. Yarın biz bu insanları göndermeye kalktığımızda benzer bir sorun yaşanma ihtimali var mı? Yaşanırsa ne olur, ne olacak? Şimdi bakın, eğer bu soruyu soruyorsanız zaten şunu kabul ediyorsunuz. Kalırlarsa bir gün bu muhakkak olacak demektir. Onun için geri dönüş sırasında belki küçük olaylar olur ama bu kontrol edilebilir polisiye vakalar çerçevesinde gerçekleşir. Ama kalırlarsa yarın toprak isteme şekline döner. Hangisini tercih etmeliyiz sizce? Bunu bir devlet politikası haline getirdiğin zaman düşündüğünüzden daha kolay olacak. Bugün Türkiye'de sağlık bedava bunu kaldıracaksın, ilaç bedava bunu kaldıracaksın, eğitim bedava bunu kaldıracaksın. Sosyal yardımları durduracaksın. Zaten büyük bir bölümü bunları kaldırdığında kendinden gönüllü geri dönüş sürecinin parçası olacaklar. Aynen. Tamam. Beleş bir şey olmayınca tabii. Biz hesaplaşacak mıyız bu belayı başımıza saranlarla yoksa helalleşecek miyiz? Şimdi arkadaşlar hesaplaşma biz hep hukuk içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki helalleşmeyeceğiz.
Ama hukuk önünde hesaplarını vereceğimiz bir sürecin başlaması gerekiyor. Bunun için Sayıştay'ı da gerçekten bağımsız hale getireceğiz. Bu 20 yıl içerisinde yapılan bütün mali işlemlerin Sayıştay denetimini yapacak. Ciddi denetimini yapacak. Kim devleti soyduysa, ülkenin bir felakete sürüklenmesine, ekonomik anlamda yol açtıysa bunun bedelini ödeyecek. Ve Türk milletinin soyulan ve yurt dışına götürülen zenginliklerin de ülkemize geri dönmesi için gereken devlet olarak her adımı atacağız. Ben sizden 2-3 hafta önce falan Cumhurbaşkanı karikatürlerini çizdiğim gerekçesiyle soruşturmaya gittim. İster istemez yine modumuz düştü. Şimdi sizin iktidarınızda da böyle şeyler görebilecek miyiz? Mesela hayır. Levent Kırca'yı bilirsiniz. Evet. Ne kadar sert eleştirdi. Evet. O tonda eleştirebilir miyiz sizi biz? Kesinlikle eleştirebilirsiniz. Ben Süleyman Demirel'in bu konuda mükemmel olduğunu düşünüyorum. Şeyi vardı galiba, yani, karikatürlerden evet. Bir koleksiyonu vardı. Espriyle bakmak lazım. Benle ilgili de espriler yapılıyor. Bazen kaliteli espriler var, onlara çok gülüyorum ben de. Yani gerçekten gülüyorum. Bir tane evet. Var şu an, göstereyim mi? Bir tane var, onu biz size göstermek evet, istiyorum. Gösterin tabii. Sen onu göster. Çok güzel bir evet. Tane. Şöyle bir şey yapmışlar. Neymiş? Yani bunu kabus olarak görmedim ama bu da iyi. Bunu göstermeyelim istersen. Son olarak şunu göstereyim. Bu bizim yaptığımız bir eleştiriydi. Kızmaya kalkacağım bundan sonra. Ne buluyorsun şu Bahçeli'de? Abartmıyor musun? Size sorulmuş bir soru. Siz de cevap olarak şunu diyorsunuz. Bahçeli'nin B'si büyük olacak yalnız. Kızmadınız hocam, biz kalkalım. Ziyaret. Bu iyi işte, çok iyi. Tamam, çok iyi. Hocam fonlanıyor musunuz ya? Evet, Türk halkı tarafından fonlanıyoruz. Peki, beni fonluyor musunuz bu video için? Hayır, fonlanıyoruz. Değil mi? Hayır. Ben hiç fonlanmıyorum arkadaşlar, gerçekten. Bana da ilk videodan direkt söylediler çünkü fonlanmış diye. Hatta bana gelirken Sevda Gül Hanım dedi ki partimize yardımda bulunacaklar dedi. Ben de onun için kabul ettim. Doğru değil mi? Beyti sarma şey. Yemek var dedim ben. Dahası yok bende değil mi? Bu Süleyman Soylu'ya hani gittiniz İçişleri Bakanlığı'nın önüne. Evet. O çıkmadı ya hani. Çıksaydı ne olacaktı hocam? Onu Süleyman da merak etsin. Ne yapmayı planlıyordunuz? Çıksaydı görüşecekti. Hiçbir ufak bir bilgi alamaz mısın? Yok, çıksaydı görüşecekti. Belki yine giderim bir gün. Bir daha gider misiniz? Kızarsam giderim. Çıkarsa? Çıkarsa görür. İlk sefer ne yapacağım? Alamayacağım değil mi bir şey? Efendim? Alamayacağım değil mi bir şey? Alamayacağım. BMW mi, Mercedes mi gibisinden yumuşak ve tatlı bir soruyla, Yusuf gerdi biraz, tatlı bir soruyla devam edeyim. Yani ne için olduğuna bağlı. Gezme, tozma öyle. Hız için şey BMW. Mercedes de hızlı ama. Ama yok, BMW'nin kalkış süreti, yere yatışı, yapışması falan bunlar daha iyi diye düşünüyorum. Ama hız için değil, güvenli yolculuk içinse Mercedes. Otobanlardaki hız limiti kalkacak mı peki hocam? Hayır, kalkmayacak. Kalkmamalı da. Bazı yerlerde kalkmayacak mı? Yani bu benim tek başıma kararını vereceğim bir şey değil. Bunu ancak, çünkü bizim parti programında trafik güvenliği çok önemli bir yer tutuyor. Trafik kazalarından dolayı Türkiye çok ciddi insani maliyet ve ekonomik maliyetler ödüyor. Bunları sıfıra yaklaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için de trafik konusunda çok ciddi önlemlerimiz olacak. Bunları da kararlılıkla uygulayacağız. Çünkü hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil. Emniyet kemeri yasağını kaldıracak mısınız hayır. Diyecektim. Hiç gerek hayır, olmadı öyle hayır, bir şey dememe. Ama o insanı kendi tercihi değil midir? Hayır. Ben mesela hep takarım. Hı. Gerçekten hiç takmadan geçmem. Çünkü bazen kendim... Millet nasıl sürüyor biliyoruz hocam yani evet. İnsanlar şey sürüyor. O yüzden onları bildiğim için milletin nasıl sürdüğünü hep takarım ben. Ama mesela bazı arkadaşlar takmıyor. Ölesi var belli ki yani. Hiç bu bilinçsizlik evet. Bile değil artık. Takmıyor adam yani, rahat hissetmiyor. O sadece kendi meselesi değil. Aynı zamanda bütün ülkeyi ilgilendiren bir mesele, bütün sistemi ilgilendiren bir mesele. Diyin ki bir trafik kazası oldu. Hı. Takmadığı için camdan fırladı ve öldü. Karşıdaki aracın sürücüsü bu ölümün ister istemez ortağı oluyor. Ama halbuki, kemer takmadığı için. Ama olsun, kemer takmasa da. Bu kadar. Yani biz buna izin vermeyiz. Şimdi hocam ben YouTube'da öylesine geziyordum. Oyun videosu falan izlerken sizin bir tane videonuz önerildi karşıma. Kızlı erkekle aynı ev başlığı altında bir tane videoydu. Siz videoda şey diyordunuz. Kız ve erkeğin aynı evde yaşamasını tasvip etmiyorum diyorsunuz. Ama diyorsunuz bu hükümetin bunu yasaklaması gibi bir hakkı olamaz diyorsunuz. Bu insanların kendi hakkıdır diyorsunuz. Evet. Burası güzel. Şunun için giriyorum buraya.
Mesela Tayyip Erdoğan'ın yıllar yıllar öncesinden röportajlarını izliyoruz. Şu ankinden bambaşka şeyler söylüyor. Yarın bir gün iktidara gelirseniz de 10 yıl sonra bambaşka şeyler yaparsanız... Yok, hayır. Ben neyse oyum. Yani söylediğimi yaparım. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa bir. İkincisi, benim kaldığım, 40 sene önce kaldığım yurtta kız erkek karışık kalıyorduk. 40 sene önce? 40 sene önce Almanya'da. Yani bir odada erkek kalıyordu, yan odada kız kalıyordu. Ondan sonra yine bir kız vardı, sonra bir erkek vardı. Bir odada da kız erkek birlikte kalıyorlardı. Yurt odası erkeğe çıkmıştı ama o da şeyde yine üniversitede okuyan kız arkadaşıyla birlikte kalıyordu. Ben bunu gördüm. Bundan sonra bırak görmeyi yaşadım yani ben böyle bir yurtta. Ama Türkiye'de bunu ailelerin istemediğini biliyoruz. Onun için kız ve erkek yurtları ayrı olmaya devam edecek. Ama eğer bir kız ve bir erkek kendileri artık 18 yaşını aşmışlar, biz birlikte kalacağız derse buna anne ve babasının dışında, aslında anne babanın da sadece manevi olarak bir şey söylemeye hakları vardır. Hukuki olarak bir şey söyleyemezler. Kimsenin karışması düşünülemez. ÖTV konusunu konuştuk da şu arada kaynamış. Araba konusundaki ÖTV, bu inanılmaz bir yüksek ÖTV var ya. Bir yandan da yurt dışına döviz çıkmaması için falan diye düşünüyorum kendi içimde. Bir türlü içinden çıkamıyorum. Yani devlet olsam ne yapacağımı bilmiyorum araba konusunda. İnanılmaz karışık, zor bir şey geliyor. Şimdi araba fiyatı arttıkça, yani lüks sınıfa girdikçe, Türkiye özellikle bu süreçten geçerken biz araçlarda ÖTV'ye karşı, yüksek olmasına karşı değiliz. Çünkü Türkiye'nin gelire ihtiyacı var. Ama Ege'ye mesela. Ama Türkiye bu ekonomik krizi aştı. Daha üretim sistemine döndük. Daha verimli bir ekonomiye döndük. O zaman bu konuyu daha soğukkanlı, daha rahat, daha gelişmiş ekonomik bir ortamda tekrar değerlendirmek mümkün. Fakat bugün için yani birileri çöpten yemek toplarken veya gidip fabrikadan kuru ekmekleri köpeklerime yedireceğim diye alıp evine getirip o kuru yemeği tavada kızartıp onu yiyip bunu da söylerken, ağlarken doğrusu kimse ya Mercedes'in de ÖTV'si çok yüksek diye bana ağlamasın. Bizde yok demiş. Ya önce bir karnımızı doyuralım diyorsunuz. Evet, önce bir karnımızı doyuralım. Belimiz doğrulunca bir şeyler olur. O zaman bu bel doğrulma sürecinde şey de olacak o zaman. Bu teknolojik ürünlere de, onlara da indirim gelmeyecek. Onların ÖTV'si. Ha, teknolojik ürünler farklı. Telefon. Üretken teknolojik ürünlerde indirime dahi gidebiliriz. Ama tüketime yönelik olan teknoloji ürünlerinde, yani son kullanıcının sen olduğu ve üretime bir katma değeri olmayacaklarda ise bir şeye gerek yok. Biz onları kendimiz üretmek için çalışmalıyız. Yani İstanbul'da ağır sanayi olmaz, İstanbul'da tekstil olmamalı ama İstanbul'da mikroçip üretimi olmalı, İstanbul'da bilgisayar olmalı, İstanbul'da yazılım olmalı. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz yazılım mühendislerimizi Hollanda'ya kaybediyoruz. Benim sen tanıdığım bayağı gitti. Evet, biz işte silah sanayinde çalışan mühendislerimizi Avrupa'ya kaydediyoruz. 600 tane mühendis gitti. Yani korkunç bir şey bu. Onların yerine de Orta Doğu'nun en lümpen unsurları geliyorlar, vatandaşlık alıyorlar. Bir de oy da kaybediyorsunuz. O giden insanlar oy verecek insanlar. Tabii. Doktorlar gidiyor, yerine sonra bahçıvanlar geliyor. O zaman son ve kısa bir soru. Tamam. Cevabını tahmin ettiğim bir soru. Andımız geri gelecek mi hocam? Gelecek kesinlikle. Gelecek değil mi? Gelecek bence kesinlikle. Bence gelmesi lazım. Evet. Biz çocukken bağıra bağıra okurduk. Evet. Bu bence hiçbir etnik kökene, hiçbir etnik kimliğe hakaret edecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aşağılayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Andımız güzeldir. Evet. Andımız kimseye rast etmez. Türk'üm doğruyum, çalışkanım demekte bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. Hocam Murat'a Zafer Partisi şeyi takar mısınız? Zafer Partisi olmak istiyor da. Rozeti. Takarız tabii. Getirin. Evet. Zafer Partisi saflarına hoş geldin. Hocam teşekkür ederim. Yardımcı hocam, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa bunu kullanacağım. Evet. Sakın abi. Değerli izleyiciler, duydunuz Yusuf'un söylediğini. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için bir sebep daha. Evet. Çok güzel. Evet. Gel takalım. Şuraya. Evet, şöyle takalım. Evet. Fonlayabilirsiniz hocam bu arada bize. Kemal Kılıçdaroğlu bu program yayınlandıktan sonra açıklama yapacak, adaylığımı geri çektim diye. Teşekkür ederiz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yemekler de çok güzeldi. Afiyet sohbet de çok keyifliydi. Teşekkür ederim.